Selamlar sevgili gönül dostlarım. Sizler için buradayım. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir inşallah. Bakalım gündemimizde neler var? Sizin gündeminizde neler var? Daha doğrusu kolektifin gündeminde neler var? Şu an sevgili ilahi eriller. Bakalım gündemlerinde ne var? Güncel olarak güncel hayatta ne gibi konularla şu an ilgileniyorlar. Bizim için tabii ki en önemli olan ilk etapta en önemli şey nedir? Güncel hayatımızda bizi uğraştığımız bir takım konularımız oluyor. Her anlamda tabii ki hayatın her anlamında bu olabiliyor. Dolayısıyla bakalım şu an akışta ilahi sistem haktan akana kanallık edeceğim. Neler akacak, neler akıtacağım hep birlikte şahit olacağız. Şimdi sevgili gönül dostlarım, öncelikle tabii ki memleket olarak, dünya olarak, birey olarak birçok hayati konularla iç içeyiz. Yaşam devam ediyor. Canlı birer insan varlığıyız, bireyiz, insanız, kişiyiz, fertiz. Tabii ki akışta anda kalmak, akışa teslim olarak ilerlemek ama insan olarak da tabii ki sezgilerimiz var, ruhumuz var, aklımız var, zekamız var, fikirlerimiz var, duygu düşüncelerimiz var, hislerimiz var. Yani insan olarak bizim birçok konumuz var. Şu an çok önemli süreçlerden gerçekten geçiyoruz ve sevgili ilahi eriller, ilahi sistemin bilgilendirmesiyle bakalım şu an buraya evet sistem ne verecek, nasıl olacak? Açılım mı yapayım, bilgilendirme şeklinde mi, nasıl akıyorsa öyle gitsin istiyorum. Sezgilerim bana ne hissettiriyorsa onları dile getireceğim. Güncel hayatlarınızda sizleri ne bekliyor sevgili gönül dostlarım, sevgili ilahi eriller? Şu an acaba gündeminizde nasıl bir konu var, sizleri ne bekliyor? Ve an akış bilgisiyle hem şu an sizlerle birlikteyken ufak bir şeyden başlayayım, hemen zaten devam arkası nasılsa kendiliğinden geliyor. Şimdi bizler tabii ki öncelikle bir önceki videolarımızda da hep beraber yaşıyoruz, şahit oluyoruz. Anda aslında akışta hakka teslim olunca, inancımız tam ve sağlam olunca ve kendimizi dürüst ve irademizle hakimse, kendimizi kandırmıyorsak ya da kimsenin bizi kandırmasına izin vermiyorsak, örneğin işte ben güncel hayatımda şu an benim için nasıl bir konu var masamda? Ben neyi düşünüyorum? Şu an konum ne? Gündemimde ne var? En önemli konum nedir benim? Şu an benim önümdeki, masamdaki, aklımdaki, fikrimdeki, düşüncelerimdeki konum nedir? Ben neyi çözeceğim diyor iseniz, özellikle ilahi eriller konuları tabii ki gerçekten Allah yar ve yardımcılar olsun, yollarını kolaylasın Yüce Allah. Gerçekten zor süreçlerden geçiliyor herkes için. Ve dolayısıyla ilahi sistemi biliyorsunuz, an akış bilgilendirmeleri gerçekten çok hayati, çok can alıcı konularımızı, çok muazzam soru sorduğumuzda her türlü ışığı alabiliyoruz. Örneğin şu an özellikle biraz da astrolojik olarak da baktığımızda gezegenlerimiz olsun, İç dünyamızdaki bizim fiziksel hayatımızla aslında aklımızın, irademizin, ruhumuzun bize söylediği hayatı mı yaşıyoruz? Ben şu an gündemimde nasıl bir hayat yaşıyorum, ne yaşıyorum? İstediğim bir hayatı mı yaşıyorum, yoksa aslında hayatımı değiştirmek mi istiyorum? Mesela gündeminizde ne gibi konular var? Ne yapalım? Bir kart çekeyim bakayım gündeminizde şu an. Sevgili ilahi erillerin gündeminde ne gibi konuları var? Hemen bu arada değnek dörtlü var destenin altında. Ters tutmuşum. Evet, ters tutmuşum doğrusu. Şu değnek dörtlü var. Ay, çok güzel. Tabii kutlama istikrarı gösterir ama değnek dörtlü özellikle arkadaşlar. En önemli konu kuponlu ve değnek dörtlü yıkılan kule. Alsam mı acaba? Yok, karıştıralım. Biz yine haktan bize ne akarsa güneş de görülecek. Çok güzel kartlar geldi. Beklediğim fırsatlara hazır ol. Kutlama, istikrar, uyum.
taşra hayatı, sığınma, taşra hayatıyla burada hani doğayla iç içe bir hayat, yaşam da sürmek istiyorsan bunun içinde olanak ve imkanın var. Sen ne istersen aslında, ne seçilmiş olan, sen kendi kaderini yaratabilirsin. Aslında sen istediğin her şeyi yapabilirsinin mesajıdır. Ateş zaten biliyorsunuz hem ilhamı hem eylemi kasteder. Ama aynı zamanda da iradeyle mi, tutkuyla mı, dürtüyle mi hareket ediyoruz? Zihne düştük, düşünceyle mi hareket ediyoruz? Yoksa aslında ilhamla mı, yani ilahi kanattan bize hissettirilen sezgimiz, ruhumuz bize ne diyor? Eylemde bulun diyor. Nasıl bir eylemde bulun diyor? Seni kutlamaya götürecek eylemlerde bulun. Mutluluk, sana mutluluk verecek eylemleri yap. İşte seni sıkan biri mi var? O zaman onu hayatından çıkar, uzaklaş. Çıkartamıyorsan kendini çıkart onun hayatından, uzaklaş. Kimseye sığınmak zorunda değilsin, kimsenin de sana sığınmasına izin verme. Sen sadece istikrarlı ol. Seni refaha, barışa götürecek, güzelliklere götürecek, seni yükseltecek, olumlu olarak yapabileceğin olumlu bir karttır. Mesela değnek dörtlü, arkasından değnek onlu var. Arkasında yıkılan kule var. Asılan adam var burada. En altta da ne geldi? Güneş kendini gösterdi. Başarı, mutluluk, ilham kaynağı. Yapabileceğimiz her şeye cevap verebileceğimizi gösterir zaten. Nihai karar ve tezahürlerimizi yapmak zorundayız arkadaşlar. Nasıl? Peki nihai. Şimdi mesela kupa onlu da tamamlanma kartıdır ve kupa onlu da aslında bize şunu da söyler. Hani bu balığı da temsil ettiği için kupa onlu nedir? Zodyak'ta da en son evdir arkadaşlar ve tamamlanma evimizdir aslında. Yani nedir? Birinci aşamadan, birinci yıldan. Aziz Allah, Allah çok büyük. Allah ekber, Allah ekber. Burada bitireyim, devam edeceğim hemen.